Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 8. haftada oynanacak maçların öncesini değerlendireceğiz. Furkan merhaba, nasılsın? Merhaba Metan, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Hafta Balıkesir'de açılacak Cuma günü. Malum Tuzla Spor Altay maçı maalesef oynanamayacak. Altay'daki vakalardan dolayı tekrardan çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Altay camiasına. O yüzden Cuma gününden sadece Balıkesir Spor Adana Spor maçının öncesini konuşabileceğiz. Balıkesir Spor Lig'e bence gayet iyi başladı. Kadro kalitesine göre çok iyi girdiler bence ve yine geçen seneki gibi iyi bir başlangıç yaptılar. Adana Spor ise son 2 haftada bir düşüş periyoduna girdi Giresun ve Tuzla mağlubiyetleriyle ve dün ilginç gelişmeler yaşandı. Eren Keleş ile Tevfik Altın da kadro dışı bırakıldılar. Karaçiç yüksek ihtimal bu maç yok. Sakatlığı 3 ila 4 hafta diyor taraftarlar. Son bir MR'ı çekilecek. Aynen. Perşembe günü. Eğer orada da ciddi durum varsa, yani sakatlık durumu olursa 3-4 hafta oynamayacak diyorlar. Zaten bakalım Adana Spor olacak. Yarın Balıkesir'e gidecek. Orada kafilede olup olmadığından anlayacağız, hani olmayacak, var mı yok mu diye. Nasıl bir maç bekliyorsun? Balıkesir gayet dirençli durumda. Evet. Adana Spor'un da yeniden çıkışa geçebilmek için hani kesinlikle kazanması gereken bir müsabaka. Neler söylersin? Vallahi şöyle söyleyeceğim. Altın Ordu karşısında biliyorsun bu takım 5-1 kazandı. 5-2. 5-2 kazandı Adana Spor ve o maçtan sonra taraftarlar biraz hani pembe tablo görmeye başladılar, bunu söyleyeyim. Çünkü hem takımın böyle az gol yemesi, ardından işte mağlubiyet almaması, Giresun maçına kadar biliyorsun mağlubiyet almamıştı Adana Spor. Evet. Giresun maçında ilk mağlubiyetini aldı. Yani taraftarlar biraz takımlarına çok fazla ümit bağladılar. Yani şu yönde ümit bağladılar, playoff şampiyonluk yolunda. Ama Adana Spor'un maalesef böyle bir kadrosu yok. Bunu baştan söyleyelim. Yani Adana Spor'un iyi bir kadrosu var evet ama şampiyonluk ve playoff'u kovalayacak bir kadrosu yok, bunu söyleyelim. Küme düşme hattında da bu takım kümeye düşmez, onu da söyleyelim. Tabii. Yani bu takımın ligi bitireceği yer 10 olur, 11 olur, 12 olur. Yani 10 veya altında olacak zaten, üstüne çıkma şansı ya da yok. Devre arası zor. İyi, devre arasında, 2-3 oyuncu aynen. Gelirse Adana Spor playoff adayı olur. Devre arasında yapılacak takviyelere bağlı, ben bunu hep söylüyorum. 10 numara ve forvete kesinlikle takviye şart. Balıkesir Spor da bence çok iyi gidiyor. Özellikle transferin son gününde gelen oyunculardan sonra ben şunu söyledim. Bence küme düşen takım olmayacak Balıkesir Spor. Normalde sezon başında düşme adayımızdı. Tek sıkıntıları forvet hattında bence. Ona da transfer gelecektir bence devre arasında. Çünkü tek kel kalan yer orası oldu. Aynen. Bence haftanın en zor maçlarından birisi Adana Demirspor, Samsun Spor maçıyla beraber. Öyle söyleyeyim sana TFF 1. liginde. Ben bu karşılaşmada ya iki takımdan da gol bekliyorum ama gerçekten bir görüşüm yok. Balıkesir Spor en kötü bir puan alacak diyorum. Yani Adana Spor'un da hani böyle ekstra çıkışları olabiliyor. Bir anda 1-0 yenikken 2-1'e döndürmesi falan. Zor bir maç. İki oyuncunun olmaması da sıkıntı. Tevfik ve... Ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ya yani özellikle Tevfik'in bence bu neden takıma sıkıntı? Hiçbir yararı yok. Neden sıkıntı? Şu açıdan söylüyorum ama. Bir de Adana Spor'da çok büyük bir hoca krizi var. Hoca stajyer hoca. Sahaya inemeyen hoca mı olur? Ya hem öyle, takımı nasıl yönetecek? Hem öyle hem de şöyle. Ben oyuncular yok neden sıkıntı yaratacak diyorum. Kadro daralıyor bir kere. Şimdi Allah korusun oyuncular... Ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Uğurcan dönüyor zaten orta sahaya. Eren'in yerine de İsmail Ryan oynardı. Yok zaten İsmail Ryan 11'de başlaması lazım. Onu hep söylüyoruz ama kadronun geniş olması anlamında şimdi Allah korusun İsmail Ryan'a maç içinde bir şey olsa dakika 10'da 15'te sakatlansa kimden yardımcı olacaksın? Bence Roni de Eren Keleş'ten iyi oyuncu. Ama Roni kadroya girmiyor. Eren geçen bu kadroda yoktu. Boş yere yer kaplıyor bence. Tevfik de bence öyle. Yani Tevfik de ben Tevfik'i de beğenmiyorum. Ya zaten yani. Tevfik Adana Demirspor'dayken de söyledik. Yetersiz bir oyuncu. O yüzden hani Adana Spor'un şu anda yapacağı tek bir şey var. Devre arasına kadar alabileceği maksimum puan alıp devre arasında da böyle hani en azından playoff'u yakalama noktasında olması gerekiyor. Bu kadroyla zaten zor oralar. Adana Spor'un yapacağı şey belli. Uğurcan ve Celil oynayacak hep orta sahanın göbeğinde. Zaten onlar arasına oynuyor. Kadar. Tevfik'in zaten takıma bir yararı yok bence. Ben Adana Spor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum ben maçta. Ben iki takımdan da gol ve goller bekliyorum ama bakalım. Yani sonuç anlamında çok fazla böyle bir şeyim yok. Hani çok zorlarsam Balıkesir'den ben böyle puan ve galibiyet bekliyorum. Adana Spor biraz karışmış durumda bence. Aynen. Ben de seninle aynı görüşteyim. Giresun Spor, Ümraniye Spor maçına geçelim. Cumartesi günü oynanacak bu karşılaşma. Evet. Giresun Spor... Bir haftaya boş geçti biliyorsun. Aynen 10 gündür, hani bu maça kadar toplam 11 gündür maç yapmamış olacak. Altay maçını maalesef oynayamadı Altay'daki vakalardan dolayı. Ümraniye Spor'da da Recep Uçar geldi. Evet. Abdullah Avcı'nın yardımcısı takımın başına yeni hoca olarak. Ben bu tercihi de anlamadım. Ben bu maçta Giresun Spor'u ağır favori görüyorum. Bence Balde gibi, Nalepa gibi, Caner Hüseyin Bağ gibi oyuncularıyla net bir galibiyet alacak Çotanaklar. Senin yorumun ne olur? Ayrıca Sade de dönüyor bu maçta biliyorsun. Araya Altay maçının oynamamasının evet. nedeninden dolayı Sade de bence daha da
iyileşmiştir, öyle bence diyorum. Giresun'un zaten şu an savunmada sıkıntısı yok. Ben öyle düşünüyorum. Bence asıl sıkıntı bu takım çok rahat gol atabilecek sıkıntı takım. Yok mu diyorsun? Bazen orada bence çuvallıyorlar. Bence %100 sıkıntı var. Bunu, ya bu maçta Sadi oynamasa da sorun olmaz. Bunu Adana Spor maçında gördük. Ya Sadi yoktu. Şöyle, Sadi'yi bu maç için aramazlar oynamasa ya, da çünkü yok. Ümraniye Spor takım falan şimdi değil. Şimdi ben sana şunu söyleyeceğim. Ümraniye Spor'un takım olmadığını ben sana geçen seneden beri söylüyorum. Sen bu sene söylüyorsun ki şöyle bir durum var. Şu anda bu lige baktığın zaman da Eskişehir, Ankara Spor ve Menemen dışında hiçbir takım kolay lokma değil. Ben bunu Menemen söylüyorum. De kolay lokma değil. Onu maçına geldiğinde konuşacağız. Yok, ben Menemen Spor için inari düşünüyorum. Geleceğiz zaten o maça da. Ümraniye Spor, Adana Demir Spor maçında bile bunu gösterdi. Yani Ümraniye Spor zaten kötü yönetiliyor. Kadrosu da kötü. Ben bunu hep söylüyorum ama yani Giresun Spor'un istikrarsız oyunu bana böyle her maçta rahat bir şekilde kazanabilirim diyemiyorum. Ben Ankara Spor maçında bile Giresun Spor kazanır demiştim ama mesela orada bile temkinli yaklaştım. Sen mesela çok güveniyordun o maçta. O maçta bile kazanamadı Giresun. Ankara Spor karşısında 1-1 aynen, kaldı. Aynen, büyük hayal kırıklığı yarattı. Yani o yüzden Giresun Spor'un şu anda çözmesi gereken noktası istikrar. Bunu geçen sene de yaptı. Bu takım 3 hafta maç kazanıyordu. Ardından 5 hafta maç kazanamıyordu. Playoff'a kalamadı. Bu sezon zaten kalmak istiyorsa kesinlikle istikrar yapması lazım. Çünkü 3 tane takım ayrılıyor şampiyonluk yolunda. Diğer takımların hepsi playoff adayı. Vallahi Giresun Spor bu kadroyla da bir şey yapamazsa çok yazık olur. Kesinlikle. Çünkü bu kadro çok iyi bir kadro. Aynen. Bu lig için çok iyi. İyi kadro. Senin yorumun ne maçta? Ben de Giresun Spor kazanır diyorum ama senin gibi böyle çok rahat kazanır demiyorum. Hani Ümraniye Spor kazanırsa veya beraber kalırsa şaşırmam. Ben de Giresun'dan galibiyet bekliyorum. Bursa Spor, Bolu Spor maçına geçelim. Hı-hı. Pazartesi gününün yaralı iki takımı. Bursa Spor son dakikada Burak Altıparmak'ı kaçırdı. Penaltı ile bir puanı kaçırdı biliyorsun. Hı-hı. Bolu Spor ise kendi evinde yaklaşık 35-40 dakika 10 kişi oynayan Menemen Spor'a gol bile atamadı. Yine berabere kaldı. Aynen. Zaten orada yine bir ilginç hoca tercihi yaşandı. Pupon çıktı oyunda. Yok şey, Reha Erginer geldi takımın başına. Hoca şey ne diyorsun, pardon. Ben zaten Reha Erginer niye geldi Bolu Spor'un başına onu da anlamadım. Hı-hı. Yani Bekir Yılmaz yok bu maçta. Sarı kart cezalısı. Bursa Spor'da da moraller düşük. Hani bir de Bursa Spor'da şunu anlamıyorum. Sedat Dursun'la Serdar Özkan neden affedilmiyorlar? Mustafa Er'in inanılmaz bir kibiri var. Kendini Jose Mourinho gibi, Antonio Conte gibi, Jürgen Klopp gibi görüyor hoca. İki tane oyuncuya felaket takık durumda. Ki Bursa Spor'un elinde malzeme yok. Bana göre en iyi stoper Sedat Bursa'da. Cüneyt Köz bile bu takımda oynuyorsa Sedat her türlü oynar. Ve iki tane çok sıkıntılı takım ya bu maçı kaybeden çok sıkıntıya girecek. Ya şu an Bursa Spor'da Ali Akman dışında güzel söylenebilecek şimdi bir şey yok. Şimdi tam onunla ilgili bir şey söyleyecektim. Zaten sana şunu söyleyeceğim. Bursa Spor'da diyorsun ya şu oyuncu niye oynamıyor, niye affedemiyor diyor. Ali Akman dışında Bursa Spor'da hangi oyuncu oynarsa veya oynamazsa sen diyebilir misin ki bunu nasıl yaptı diye. Ben ama diyemiyorum. Ben şu açıdan söylüyorum bunu. Bursa Spor'un elinde malzeme yok. İki oyuncunun da burnunu sürtmeye çalışıyorlar. Tamam. Serdar bir şeyler yapabilecek bir oyuncu. Geçen sene Akhisar maçında Seleznov'a golü attıran oyuncuydu. Sedat bu takımın zaten bana göre en iyi stoperi. Neden oynamadığını anlamıyorum. Hani bilmiyorum, hocanın inanılmaz bir böyle ketum tavrı var. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Bursa Spor'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. Zaten Bursa Spor bu maçı da kaybederse yanar. Ya iyice. Sana şöyle söyleyeceğim. Bursa Spor için ben hep şunu söyledim. Geçen sezon adı çıktığı zaman da Mustafa Er tercihi bu takım için yanlış olur dedik. Ya Mustafa Er'in dokunuşları bunlar. Ben şaşırmıyorum. O yüzden bir yorum yapmıyorum buna. Mustafa Er'in takımın başına getirilmesi hata. Bence Bursa de. Spor taraftarı çok fazla korudular. Neden? İşte eski oyuncuları, eski futbolcuları diye de hani böyle bir durum artık yok. Yani bu tabii. Türkiye'de çok fazla olan bir şey. Avrupa'da böyle bir şey hiç olanak vermiyorlar. Onu da söyleyelim. Bolu Spor da zaten çok kötü durumda. Sürekli yanlış hoca tercihleri var. 2 sezondur. Geçen sezon biliyorsun Bayram şey Sait Kara Fırtınalar, Sait Kara Fırtınalar vardı. Osman Özköylü. Osman Özköylü geldi. İkisi de gönderildi. En son Fırat Gül gelmişti biliyorsun. Fırat Gül'e çok iyi bir gidişat vardı. Aynen. Fırat Gül'ün gönderilmesi hataydı. Ya ben bu maçla ilgili hiçbir şey söyleyemiyorum. İki takımı da nereden tutsan elinde kalıyor. Öyle takımlar. Doğru. Sadece bir şey söyleyeceğim sana. Şu iki takım arasındaki maçta parlayan bir tek isim var. Ali Akman. Onu aynen, söyleyeyim aynen. sana. Ali Akman şu anda Türkiye'nin en geç yani genç oyuncuların arasında en parlayan oyunculardan birisi. Sezon sonunda bana göre takımda transfer yapacak. Ali zaten bedelsiz gidecek çünkü sözleşmesi bitiyor. Hı hı. Bursa Spor zor tutar Ali'yi, gözüken o. Menemen Spor, Ankara Spor mücadelesine geçelim. Ankara Spor'da İsmet Taşdemir gitti, Mustafa Özer geldi ama yani Ankara Spor'un başına Klopp da gelse bir şey olmaz. Benim düşüncem o. Menemen Spor çok iyi mücadele ediyor. Çok güç kaybettiler ama oyuncular ellerinden geleni yapıyor. Yani Cenk Laleci gene belli bir sistem oturttu.
Ben Menemenspor'un kazanacağını düşünüyorum. Ankaraspor çünkü hiç ışık vermiyor. Senin yorumun ne olur? Seni herhalde biraz Menemenspor Bursaspor maçı etkiledi. Bolu maçı. Hayır, Bursaspor'da 2-1 yendiler ya. O doğru, hem o var hem de Bolu'yu da ya, yenilmediler. Ya bundan bir puan aldılar. Ona bir şey demiyorum. Yok, zaten bak, Menemenspor'da ne var biliyor musun? En azından Menemenspor mücadele ediyor ve çok güç kaybettiler. Yani o giden oyuncular kalsaydı Menemenspor bu seneki ligde playoff oynardı. Ya zaten İnanılmaz oyuncuları kaybettiler. Menemenspor mücadele ediyor ama bu takım nereye kadar mücadele edecek? Oyuncuların da kapasitesi belli. Belli sınırlı. Ama en azından şu bu ligde şu anki durumda kalırlar yani, ben sana öyle söyleyeyim. Vallahi ben yine söylüyorum, Eskişehir, Ankaraspor, Menemenspor benim şu anda üçünün sıkıntılı olduğunu söylüyorum ki ondan sonra da zaten işte Bursaspor geliyor. Bandırma çok kötü bir gidişatı ben var. Ben Menemen'i Bursa'dan daha iyi görüyorum açıkçası. Vallahi iki takımı birbirinden ayırmıyorum ben. İki takım da çok kötü durumda. Hani kötünün iyisi diye bir şey yok burada, anladın mı? Gerçekten öyle durumda. Şu dört takım da öyle. Eskişehir. Ha, belki Eskişehir daha çok kötü dersin ama diğer takımlar gerçekten kötünün iyisi bile diyemiyorsun. Maalesef diyorum. Çünkü Bursaspor gibi takımların her zaman hedef oynamasını istiyoruz. Ya bu maç zor bir maç olacak bence. Neden zor? Çünkü iki takım da sıkıntılı o yüzden. Ankaraspor'da transfer tahtasını falan açtı. Çok transfer yaptı ama yani hepsini toplasan ya bir oyuncu bile zor çıkıyor. Ya iki takım da gol atar mı gol atamaz mı bir şey de diyemiyorum. Bence maç sanki 0-0 veya 1-1 bitecek gibi duruyor. Beraberlik yönünde. O zaman Altınordu Bandırma Spor maçına geçelim. Altınordu lige çok iyi başladı. Hani kadrosuna baktığında Altınordu'nun bu kadar iyi başlangıç yapacağını bence kimse tahmin etmezdi diye düşünüyorum. Bandırma Spor ise çok kötü girdi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Aslında iyi girdi. Kötüye doğru gittiler biraz daha. Yani bir Akhisar'ı yendiler. O da normal. Samsun'dan bir puan aldılar biliyorsun bir de. Evet, bir doğu var. Ardından zaten tamamen bir düşüş başladı. Nasıl bir maç bekliyorsun İzmir'de? Altınordu'da genç oyuncu Oğulcan yok. Cezalı, sarı kart cezalısı. Erkan Sözer'i bu sefer farklı bir taktikte çıkar mı? Nasıl bir maç olur? Ben Bandırma yenilmez diyorum bu maçta. Sen ne söylersin? Ya Erkan Sözer'i zaten her hafta şaşırtmaya devam eden hocalardan birisi Türkiye liglerinde. Erzurumspor da bunu yaptı. İşte bir hafta bir oyuncu ilk 11'deyken öbür hafta kadroda bile olmuyordu. Ya bunlara şaşırmamak lazım ama Bandırma Spor'un şu anda ya elindeki malzeme bile çok kötü durumda. Ben bunu hep söyleyeceğim. Zaten Serdar Bozkurt'a taraftarın tepkisi vardı. Hani hoca konusunda haklılar ama hocanın da elinde hani ideal 11'ini çıkarsa bile bu takım zaten üretemiyor. Geçen hafta bu maçta gördük yani. Adana Demirspor karşısında bu takım ileriye zor gitti. Delvalle de kilitlendi biliyorsun defans tarafından. Delvalle 3-0 olana kadar sahada yok. Sahada yoktu. Zaten şunu hep söylemiyor muyuz her hafta? Delvalle bu takımda kötü performans gösterdiği zaman da bir tane kilit açacak oyuncu yok. Tabii. Ne Pote, ne Lassine Traore, ne de işte Halilović. Bu oyunculardan bir şey beklemek zor olur. Bu maç da zor maç. Çünkü iki takım da kapasiteleri belli. Altınordu belki iyi başladı ama bunu sürdürebilmesi biraz zor gözüküyor. Ben Altınordu'dan en kötü bir puan bekliyorum. Bana göre %51'e %49. Yani bir tık da Altınordu galibiyet yönünde önde. Onu söyleyeyim. Ankara Keçiören Gücü İstanbul Spor maçına geçelim. Bana göre haftanın en zorlu maçlarından biri açık ara. İki takım da çok iyi. Hani daha doğrusu şöyle. Bütçelerine göre hakikaten çok iyi performans veren takımlar. Bence İstanbul Spor'un kadrosu daha iyi Keçiören Gücü'nden. Hücum anlamında özellikle. Aynen. Nasıl bir maç bekliyorsun? Keçiören Gücü geçen hafta Samsun maçında inanılmaz lakayt oynadı yani takım olarak. Samet Akaydın'ın bana göre açık ara en kötü maçıydı Keçiören Gücü formasıyla. Hani izlerken inanamadım. Nasıl bir maç olur? Ben İstanbulspor kaybetmez düşüncesindeyim. Sen ne söylersin? Fatih Tekke yüksek ihtimal maç, takımın başında aynen. Olmayacak. PFDK'ya sevk edildi. Profesyonel disiplin kurumuna sevk edildi. Aynen. Atıldığı için geçen hafta maçtan. Hocasız olmak da İstanbulspor'u etkileyebilir mi sence? Orhan Çıkırıkçı yönetecek takımı yüksek ihtimal. Neler söylersin? Valla İstanbulspor'da ben hani Fatih Tekke'nin olup olmamasını etkileyeceğini düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü İstanbulspor'da şöyle bir şey var. Çok iyi bir aile duygusu var. Yani aidiyet duygusu derler ya. Öyle bir duygu var. İstanbulspor'un zaten başarısı buradan geliyor. İki sezondur bu takım istikrarla gidiyor. Evet. Bu sene daha da üstüne koydu bence. Yapılan transferler takıma daha da böyle katkı vermeye başladı. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, sanki gücüne güç kattı o anlamda. Yani şu an tek sıkıntı Eslem'in oynamaması son ama iki maçta. Ama Eslem korona bence büyük ihtimal. Söylenmiyor bu ama yani ilk 18'de bile olmamasının nedeni bence korona. Yani. Çünkü ne kart ceza durumu var ne de sakatlık durumu var. Ama belki sakatlık durumu açıklamıyorlar. İstanbul Spor açıklama yapmıyor. Evet. Bir şey diyemiyoruz. O yüzden bir şey de diyemiyoruz. Belki bu hafta eğer olursa anlarız ki oyuncu büyük ihtimal korona. Neden dersen 2 hafta oynamadı ya. Evet. 2 hafta olmuş olacak. O yüzden korona olduğunu anlayabiliriz o yönde. İstanbulspor bence bu maçta en kötü bir puan alacaktır. Çünkü hücum hattı bence
Keçiören Gücü karşısında baskın kalıyor. İki takım da gol atar mı? Valla gol yönünde bir şey söyleyemiyorum. Zor bir maç olacak. Zor bir maç ama İstanbulspor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Son olarak da Eskişehirspor Akhisarspor maçını konuşacağız. Adana Demirspor Samsun maçı zaten özel programda konuşacağız. Konuştuk zaten. Hı-hı. Aynen. Onu konuşacağız. Konuştuk dediğim konuşacağımız için hani o maça hiç değinmeyelim. Aynen. Hani burada değinmeyeceğimiz anlamında diyorum. Eskişehirspor Akhisarspor mücadelesi son konuşacağımız maç. Altay Tuzlu Altay'ı da konuşamadık zaten maalesef olan durumdan dolayı. Şimdi Eskişehirspor'un durumu malum. Akhisar ise hani iyi bir ilk 11'i var. Kulübede bir iki tane iş yapan oyuncu var. Çekdar mesela geçen maç oyuna girdi, gol attı. Hı-hı. Çok önemli bir 3 puan getirdi. Akhisar'ın çok iyi bir 11'i var. Ya Lukaç, Vrsaljevic, Rotman, Bjarnason. Hadzic'i çok beğenmiyoruz ama İstanbul maçında iki gol attı mesela. Hani onun vereceği katkı çok kilit nokta aynen olacak. Aynen. Ali Kağan ve Hasan Ali gibi çok iyi iki tane genç oyuncusu var baktığında Akhisar'ın. Ben Akhisar'ın bu maçta kazanacağını düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Vallahi çok zor bir maç aslında kağıt üzerinde. Neden zor dersen Akhisar Spor için belki ilk 11'i iyi diyoruz ama forvet anlamında da Hazzi çok istikrarsız bir oyuncu. Hazzi son maçlarda bayağı istekli ama çok Bertuğ çok kötü durumda şu diyorum ya Akhisar için kilit nokta bu zaten. Hazzi'nin iyi oynaması ve istikrarlı oynaması. Ben de Akhisar'ın kazanacağını düşünüyorum ama böyle hani Samsun Spor mesela 1-0 mağlup etti Eskişehir'i. Biraz zor maç oldu. Aynı öyle bir maç bekliyorum. Böyle tek farklı bir galibiyet olur diye düşünüyorum. Akhisar inşallah hani devre arasına kadar şöyle iddialı gider de devre arasında tahtayı falan açar diyoruz. Çünkü iddialı olmasını istiyoruz ki gelen başkan da aslında böyle çok olumsuz konuşmadı biliyorsun. Devre arasına kadar açıklamalar yaptı. Başkan dün bayağı yardırdı. Evet hani devre arasına kadar zaten tahtayı açmayacaklarını söylemişti biliyorsun ilk geldiği zaman. Eğer takım iyi noktada götürürse bence tahta açılabilir devre arasında. Onu en azından Akhisar Spor'da şu olmayacak. Para krizi olmayacak takımda. Hani oyuncular paralarını alabiliyor şu an. Akhisar bu kadroyla da rahatlıkta kalıp seneye atılım yapabilir. Önemli olan hani Akhisar'da sıkıntı çıkmaması takımın içinde bence bu sene. Tüm maçları konuştuk. Ağzına sağlık. Kapatmadan önce bir taraftarlara mesajlarım var mı? TFF binecek her hafta daha da kızışmaya başladı. Özellikle zirve anlamında. Ben öncelikle bütün takımlara başarılar diliyorum. İzleyen herkesten öncelikle abonelik, ardından da beğeni ve maçlarla ilgili görüşlerini bekliyoruz. Ama kesinlikle izleyen herkesten beğeni bekliyoruz videomuza. Beğeni ve yorum. Aynen. İnşallah da kazasız belasız bir şekilde maçlar başlar. İnşallah. Her hafta hakem hatalarını duyuyoruz. Ardından işte korona vakası, sakatlık durumu oluyor. Bunları da söyleyelim. VAR sisteminin gelmemesi bu ligi de biraz yakıyor. Takımları yakıyor. Maalesef. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese ben iyi seyirler diliyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sağ ol. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda TFF 1. Lig'de 8. haftada oynanacak maçların öncesini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler.